Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why. İlk defa %100 yerli, tamamen Türk malı yapımı bir lastik, Türk mühendisleri tarafından tasarlanmış ve üretilmiş bir lastiğin lansmanı için burada bir araya geldik. Birincil önceliği biz bu lastikte güvenliğe verdik, açıkça söylemek gerekirse. Yani yol tutuş en büyük özelliği olduğunu düşünüyoruz lastiğimizin. Biz dedik tamamen kullanıcıya hitap eden bir lastik olsun. Hem asfaltta hem offroad'da bunu kullanabilecek, keyifle kullanabileceği bir lastik olsun. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. %60 toprak, %40 asfalt bir parkur. Benim burada öncelikli olarak diyeceğim, tabii ki herkes bir lastiği merak ediyor. Biz de test sürüşü adı altında bunu size denettirmek için bu parkuru yapıyoruz. O yüzden muhtemelen herkes lastiği anlamaya çalışacaktır. Dolayısıyla birazcık mesafeleri birbirimizden açarak kullanırsak, sürüş yaparsak hiç olmazsa o esnada da deneme fırsatı bulursunuz. Staring at the ceiling in the dark, same old empty feeling in your heart. 'Cause love comes slow and it goes so fast. Well, you see it when you fall asleep. But never to touch and never to keep caught. You loved her too much and you dive too deep. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Oh, 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 no. And you let her go. Burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. Şimdi sürüşten yeni döndük, 10-15 dakika oldu. Yanımda da sürüşe gittiğimiz arkadaşlarımızdan Emre var.
Şimdi öncelikle bir kere çok şanslıydık. Yağış oldu birazcık. Yağıştan dolayı bir kere hiç tozutmadık. Kesinlikle. Toz solumadık. Gerisini sana bırakacağım. Asfalt koşullarında kullandık. Toprağa girdik. Çok kırıcı olmasa da toprak zeminde kullandık. Lastik hakkında ilk intibaların ne? Öncelikle açık söylemek gerekirse bu tip dişli bir lastikle ilgili çok büyük önyargılarla ben bu etkinliğe geldim. Lastikler takıldıktan sonra bile baktığım zaman bu lastiklerde asfaltta ne yapacak, nasıl olabilir böyle bir şey, nasıl tutabilir diye kafamda soru işaretleri vardı. Daha sonra çok güzel hazırlanmış bir rotayla karşılaştık. İçinde toprak olan, asfalt olan, köy yolları olan, açık yollar olan çok güzel rotalarda sürüşümüzü güvenli bir şekilde yaptık. Yanılmıyorsam tahmini bir 60-70 kilometre yolun 30-40'ı toprakta geçti. Gerisi de yanılmıyorsam asfalttı. Aynen öyle. Asfaltın bir kısmı da açık yoldu. Yani neredeyse otoban gibi Riva'ya giden bir yoldaydı. Önyargılar ne alemde? Ön lastikten çok etkilendim. Eğer gözlerimi kapayıp bu motosikletin üzerine beni bindirseler de tırtıklı bir lastik olduğunu çok kolay anlayamayabilirdim. Ön lastik gerçekten motosikleti çok doğru bir şekilde yönlendirebiliyor. Arka lastikte off-road yeteneğini gerçekten çok iyi veriyor. Kamera kayıtları da kameraya da çekilik orada görülür büyük ihtimalle. Bugün çok yağmur yağdı ve bu yağmurda ağırlaşan yer yer ağırlaşan zeminlerde çok güvenli, çok tehlikesiz bir şekilde sürüşlerimizi gerçekleştirdik. Kimsenin burnu bile kanamadı. O zaman ön yargı olmasa rağmen lastik seni şaşırttı diyebilir miyiz? Kesinlikle çok şaşırdım lastikle ve bu lastiği kullanacağım. Şimdi bugünkü gezinti ekibimizden bu sefer de Kemal Akay'la beraberiz. Kemal merhaba, hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. Biliyoruz yıllardan beri sen hani bu büyük hacimliler olmasa da enduro dünyasında çok tanınan bir kişisin. Hep beraber çıktık dolaştık da eğitimlere katıldık. İlk defa bir tamamen %100 yerli yapım bir lastik Caprax'ı bugün senin motora taktık ve beraber çıktık dolaştık. Ben daha fazla uzatmadan ne düşünüyorsun onu sormak istiyorum sana. Lastiği taktığımız zaman şüphe ettim. Taktınız mı takmadınız mı diye özellikle. Sanki kendi lastikleri üzerinde gibiydi yola çıktığımız zaman asfaltta. İnanılmaz bir yuvarlanma şeyi var. Doğal bir yuvarlanması var. Yolda hiçbir titreşim yok. Asfaltta süper bir tutuş. Süper yüklendiğin zaman traksiyona kalmadan, patinaja kalmadan ivmelenme. Ben senin o düşünceni, asfalttaki hissiyatını, o düşünceni çok merak ediyorum. O konuda evet dediğin gibi asfalt ne hissettin? Asfaltta lastiğin arazi lastiği olduğunu unuttum. Özellikle offroad'dan çıktıktan sonra asfaltta unuttum. Yani sonra kendimden korktum. Ya bu böyle gidiyor ama nereye kadar gider? Bayağı da gidiyordu yani. Çok güzel gidiyor. Offroad'a gelince zaten mükemmel. Yani biliyorsun ben XR400'üm var. Senelerce biniyoruz. Sanki ona biniyordum. Yani motorda bir sanki hani altımdaki kütle hafifleşti mi diyorsun? Her şey hafifleşti. Yani özellikle çamurda yüksek süratlerde korkunç güzel. Yani drift mirift yaptık birkaç yerde. Çok güzel yol tutuyor. Ön taraf yakalıyor. Arkası yandan çok kontrollü geliyor. Harika. Parkur için ne diyeceksin? Memnun kaldın mı parkurdan? Parkur muhteşemdi. Muhteşemdi. Süper. Katıldığın için çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum bu ekibe. Özellikle böyle bir Türk markasını kazandırdıkları için Anlaş ekibine ve tüm emeğe geçenlere teşekkür ediyorum. Şimdi bugün gene lansmanımız dahilinde belki de BMW özellikle CS Boxer dünyasında hemen hemen herkesin tanıdığı bir arkadaşımız yanımızda, İbrahim Turan. Abi hoş geldin öncelikle. Teşekkürler. Sen de hep beraber çıktık, evet. Dolaştık, bir 70 kilometre yol yaptık. Bir kısmı ağırlıklı kısmı topraktı, bir kısmı asfalttı. Asfalt yani. İzlenimler. Her ikisinde de ön tekerlerin tutuşu gayet iyi. Yani özellikle arazide ön tekere güvenip arkayı istediğin gibi kullanabiliyorsun. Ve asfaltta hani ben ilk bir sürü lastik kullandım çünkü yani ses bekliyordum lastikten. Normal lastik kullanıyormuş rahatlığında kullandık ve sessiz olarak kullandık. Sanki yani. Hani bu kadar dişli yani bir lastik değil de. Bu kadar dişli lastik kullanıyorsun havası yok bir kere kesinlikle. Hani o yüzden o acayip bir artı bana göre yani diğer kullandığım lastiklere göre. Tutuşla ilgili ne diyeceksin abi? Yol tutuşu da çok iyi yani. Dediğim gibi hani kullanırken de normal lastik mi dişli lastik mi kullanıyorsun şeyi yok yani istediğin şeyi kullanabiliyorsun motoru. Hani
Hakimiyeti sana bırakıyor. Tutuşu gayet iyi. Ben çok memnun kaldım. Abi süper. O zaman benim bana da ekleyecek bir şey bırakmadın. O zaman tekrar teşekkür ediyoruz. Katıldınız, geldiniz. Ben teşekkür ederim. Burning low, only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go.